Arkadaşlar herkese merhabalar. Günaydın Volkan bana. Ben günaydın dememden tabii ki hemen anladınız. Bugün Galaxy A3 2017 elimizde. A3 2017'ye hatta şöyle kutusunu göstereyim. Biraz parlıyor. Galaxy A3 2017 arkadaşlar. Gerçek kullanım pil testi yapmaya başladık. Birçok insanın bu testi beklediğini biliyorum. Bu test gerçekten sizler için önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü Samsung Galaxy A3 2017'nin özellikle pil tarafına nasıl bir performans verdiğini birçok insanın çok fazla merak ettiğini biliyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Telefonu ben sabah saat 07.30 itibariyle şarjdan çektim her zaman olduğu gibi. Ve telefonu gün içine kullanacağım. Telefonun ne kadar şarja kaldığını akşamüstü sizlerle paylaşacağım. Normalde biliyorsunuz videoları öğlenleyinde bir video çekiyorum ama bugün öğlenleyin bir toplantım var. O yüzden ofiste olmayacağım. Öğlenleyin video çekemeyeceğim. Bir de akşam üzeri bir video çekerim. En azından gün içine ne kadar kullandığımı sizlerle böyle paylaşmak istiyorum bu şekilde. Şimdi telefon dediğim gibi saat 07.30 itibariyle şarjdan çektim. Telefonun %100 şarjı vardı. Şu saat itibariyle saatlerimizi hatta göstereyim. Saatlerimiz şu an 09.03 arkadaşlar. Şu saat itibariyle telefonumuzun %91 şarjı var. Hatta dilerseniz bir ekran görüntüsü alayım. Hatta bunu size şöyle gösterebilirim. Hemen pardon şöyle yapayım. Rahat olsun. Evet. Şu an telefonumuzun %91 şarjı var arkadaşlar. Bu süre zarfı içinde dediğim gibi telefonu kullanacağız. Sabahtan beri yani bu saat itibariyle 1,5 saat olmuş. 1,5 saat içinde şu ana kadar %9 şarj harcadığımızı görüyoruz. Bu süre zarfı içinde sabahtan beri ne yaptım derseniz hemen söyleyeyim biraz kafam dağılım. Kusura bakmayın biraz dağılım o yüzden. Sabahtan beri ne yaptım derseniz 48 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptım. Bu sabah biraz fazla telefon görüşmesi yaptım gerçekten. 15 dakikada sosyal medyada gezdim. Dediğim gibi totalde şu ana kadar harcanan şarj oranı %9. Dediğim gibi gün içinde telefonu kullanacağım. Akşam üzeri bakalım saat 4.30-5 civarlarında ne kadar şarjımızın kaldığını sizlerle tekrar paylaşacağım. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bakalım Galaxy A3 2017'nin pil performansı bize ne sunacak akşam üzeri. Biraz sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Son kez artık tekrar merhaba diyeyim. Şu an saatlerimiz 16.21. Evet saatlerimiz 16.21 ve hatta şöyle gösterirsem sanıyorum daha rahat olacak sizler için. Pardon. %19 şarjımız var arkadaşlar. %19 şarjımız var. Şimdi sabah saat 07.30'dan itibaren biliyorsunuz biz bu telefonu kullandık. 07.30'dan 16.20'ye kadar aşağı yukarı 7.30'dan 12.30'a kadar 5 saat böyle de 4 saat 9 saat boyunca telefonu kullandık ve bu 9 saat boyunca telefona test yaptık. Şu an telefonumuzun daha %19 %20 civarlarında şarjı var. 9 saatlik süre zarfı içinde %80 şarj harcadı. Bu saatten sonra güç tasarruf modlarını alarak telefonumuzu en azından akşama kadar telefonumuzu eve dönene kadar belki kullanmamız rahatlıkla sağlanabilir diye düşünüyorum ki %19 şarj da muhtemelen bu telefonu hani çok rahat bir şekilde akşam saat şimdi saat 4.30 desek 7.30-8'lere kadar çok rahat bir şekilde bizi götürebilir ama dediğim gibi güç tasarruf modlarına falan alırsak telefonumuzu akşam saat 10 civarlarında biz bu telefonu görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ben telefonla sabahtan beri ne yaptım dilerseniz bundan biraz bahsedeyim çünkü telefonu gerçekten de çok ciddi anlamda kullandım. 9 saatlik süre zarfı içinde belki 8 saat 50 dakika demek daha doğru ama 9 saat diyelim yuvarlayarak. 9 saatlik süre zarfı için arkadaşlar ben telefonla 1 saat 44 dakika boyunca görüşme yaptım. Bugün çok olaylı bir gündü gerçekten. Çok ciddi anlamda telefonla görüşme yaptım. Telefonda 50 dakika sosyal medyada dolaştım. Ya bu maillerime cevap verdim. Bazı işte mesajları okudum. Mesaj yazdım. WhatsApp falan çok ciddi oranda kullandım. Bu süre zarfı için arkadaşlar ben telefonla hatta toplantıdayken yaptım bunu 1 saat boyunca video izledim telefonda. Burada ekran sondaydı arkadaşlar videoyu izlerken. Biliyorsunuz ekran her zaman için ekran parkını son alıp video izliyoruz. 15 dakika oyun oynadım arkadaşlar ben bu telefonda. Bu oyun da Angry Birds tarzı bir oyundu. Yani hani çok grafik gerektirmeyen bir oyun oynadım. Arkadaşlar 15 dakikada ben bu telefonda yüksek grafik gerektiren Real Racing 3 gibi, Modern Combat 5 gibi oyun oynadım arkadaşlar 15 dakika boyunca. Telefonda 10 adet fotoğraf çektim ve bu 10 tane fotoğraftan bir tanesini sosyal medyada paylaştım. Bunu söyleyeyim.
Telefonda bugün AnTuTu testi yaptım, Geekbench 4 testi yaptım, SunSpider testi yaptım ve Google Octan testi yaptım. Bunların totalde 10 dakika civarında sürdüğünü söylesem herhalde yanlış bir şey söylemem. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü özellikle bu testleri yaparken telefon donanım anlamında bütün çekirdeklerini falan çalıştırıyor. Ayrıca yüksek grafikte oyun oynarken de bütün grafik çekirdekler çalışıyor. Burada gerçekten de bu yapmış olduğumuz hani 25 dakika diyelim. Belki Angry Birds'de çok fazla bütün çekirdekler çalışmayabilir ama yapmış olduğumuz bu 25 dakikada çekirdeklerin tamamen çalıştığını söylememiz lazım. Bütün çekirdeklerin çalıştığını söylememiz lazım. Gerçekten de çok ciddi anlamda telefonu yorduk. Şimdi arkadaşlar 9 saatlik süre zarfı içinde 50, 110, 140 bu da 150 desek 150 dakika boyunca telefon ekranı sürekli açıktı. Yani bu da ne yapar? 120, 2 saat 30 dakika boyunca telefon ekranı sürekli açıktı. 1 saat 44 dakikada bunun üzerine telefonla konuştuk. Bu da ne yapar? 2,5-3,5 saat. Yarım saatte öyle koysak 4 saat 15 dakika boyunca. Yani bu telefonu ben 9 saat boyunca neredeyse yarısında kullanmışım. Böyle düşünürsünüz. Böyle düşünseniz bence daha doğru olur. Yarısını kullanmışız bu geçen sürede. Yani sadece 4 saat bekleme süresi olmuş. 4 saat 15 dakika desek daha doğru olacak. 4 saat 15 dakika bekleme süresi olmuş telefonun. Yani bana sorarsanız bu performans oldukça başarılı bir performans. Ben 2350 mAh pil gücünün, dediğim gibi daha önce de söyledim bunu, ilk tanıtıldığında kesinlikle ve kesinlikle başarılı olamayacağını düşünmüştüm ama bugün yapmış olduğum testte şunu rahatlıkla söyleyeyim. Galaxy A3 2017 pil performansı bakımından bence benim beklediğimi ve istediğim performansı gösterdi. Siz kendi telefonunuzda, siz kendi yapmış olduğunuz pil performansla bunu karşılaştırabilirsiniz. Zaten bu videoyu da bizim gerçek kullanım pil testi oynatma listemize ekleyeceğim. Diğer oynatma listesinden diğer telefonlara da bakarak bunları en azından kendinize karşılaştırmanızı isteyeceğim sizden. Söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Galaxy A3 2017'nin incelemesini çektim. İncelemesini çekeceğim. Bunun yanında benchmark testlerini uygulayacağım. Bunları hepsini göstereceğim. Oyun testlerini yapacağım. Detaylı incelemesini paylaşacağım. Gerçekten de bu bağlamda birçok testi yaptık. Testi yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde A3 2017'nin kamera karşılaştırma testiyle de karşınızda olacağız. Telefon dediğim gibi orta segmentte, bana sorarsanız fiyat tarafında hani en tepede yer alan telefonlardan bir tanesi. Performans tarafında da ben oldukça beğendiğimi söylemem lazım. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, görüşürüz. Eyvallah. Bay bay.